Eskişehir'den herkese merhaba. Umarız sağlıklı bir şekilde bizleri izliyorsunuzdur. Eğer hazırsanız hafta sonundan kalanları ve bugünün manşetlerini, gündemini birlikte bir değerlendirmek istiyoruz. Öncelikle hoş geldiniz yayına diyelim. İyi haberlerimiz var. Biraz kötü haberlerimiz var. Can sıkan haberlerimiz var. Umutlu haberlerimiz var. İşte hepsini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Eskişehir'in gündeminde ne var ne yok? Eskişehir şu anda ne konuşuyor? Bir bakalım istiyoruz. Elbette ki altyazımız bugünün manşetlerinden birisi dünden kaldı. Bugüne de yansıması var elbette. Eskişehir'de maaşlar 3.350 lira. Ama hepimiz için değil. Büyükşehir'de çalışanlar için Yılmaz Büyükerşen'i gördünüz hemen personeliyle. Tabii ki arşiv bir fotoğraf. Böyle maskesiz, mesafesiz tokalaşmalar artık yok. Fotoğrafın arşiv olduğunu hemen belirtelim. Bir süredir asgari ücret tartışması demeyelim de bir süredir böyle asgari ücret ne kadar olmalı? İşte açlık sınırı, tokluk sınırı falan gibi şeyler var. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Bir önceki mesela asgari ücreti de biraz CHP'ye borçluyduk. Onlar biraz böyle ön almıştı. Mesela emeklilerin aldığı iki ikramiye, o da Cumhuriyet Halk Partililerin icat ettiği bir şeydi. Bunlar böyle iktidarı zorlayan, iktidarın da yapmak zorunda kaldığı hamleler diyelim. Burada şimdi yine yılın sonundayız. Yine bir asgari ücret tartışması. Ne kadar olmalı? İşte Cumhuriyet Halk Partili belediyeler burada da bir ön aldılar. İyi ve güzel yaptığı zaman takdir edeceğiz. Güzel yaptılar, iyi yaptılar diyeceğiz. Yarışın burada olması lazım. Tabii bir fark var, onu birazdan bahsedeceğiz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler CHP'nin 3.100 lira olması yönünde asgari ücretin bir talebi var, bir tespiti var, bir öngörüsü var. Bugün de toplantı var. Saat 10.30'da bizim program biterken bir toplantı daha yapılacak asgari ücreti tespit edebilmek adına. Asgari ücret çok önemli. Artık toplumun çok büyük bir kısmı neredeyse %40-42-45'lerden bahsediliyor. Bu ücretle geçiniyor. O nedenle de milyonları ilgilendiriyor. Elbette ki patronları da ilgilendiriyor. O boyutu da var. Şimdi devleti ilgilendiren boyutu da vergi ne olacak, alındı, alınmayacak. Asgari ücret üzerindeki bu tartışmalar devam ederken CHP'li belediyeler arka arkaya işte bizde en az şu kadar olacak maaş, bizde en az bu kadar olacak çalışanına, işçisine, personeline vereceği maaş son açıklamalardan birisi. Allah yeni yıl hediyesi gibi Yılmaz Büyükerşen'den Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. Hemen bir bakalım Yılmaz Hoca'ya bir kulak verelim. Ne diyor? Emek en yüce değer. Cümleye böyle başlaması bile gerçekten harika. Emek en yüce değer. Yarın açıklanacak, o dünden yaptığı için, aslında bugün açıklanacak asgari ücret ne olursa olsun şehrimiz için yaz, kış, gece gündüz demeden çalışan belediye personelimizin alacağı en düşük maaş Ocak ayı itibariyle 3.350 TL'den az olmayacak. Bu şehre kattığınız tüm güzellikler için sizlere minnettarım dedi Yılmaz Hoca. Ve gerçekten bu rakam da böyle hani paranın bir alım gücü artık bir şeyi çok fazla kalmadı. 100 lirayı bozduruyorsunuz cebinizde anında 10 lira kalıyor. Şimdi böyle bir ortamda teşekkür edeceğiz ama böyle aman asgari ücret 3.000 lira olmuş falan diye de sevinecek bir durum yok. Onunla da ayın sonu gelmeyecek. İşte faizler artıyor. Bu enflasyonu getireceği söyleniyor ekonomiyi bilen insanlar tarafından. O parayı da muhtemelen götürüp vereceğiz. Yani yine ayın sonu biraz zor gelecek. O nedenle çok da bu işler biraz böyle yapısal olarak düzelmediği sürece umutlu değiliz. Asgari ücreti şimdi CHP'li belediyeler artırıyor. Evet, bunu bir takdir edelim. Ama bir küçük, şuraya da değinmek istiyorum. Bunu şimdi devlet de ya da işte işverenler, hükümet temsilciler falan onlar da belirleyebilir. 4.000 lira olsun dediğini düşünün şimdi. Böyle bir yarışta karşı taraf
patronları da ilgilendirdiği için, işvereni, istihdam edeni de ilgilendirdiği için burada böyle bir yarış olmaz. Vicdanımızı kanatmayacak bir rakam olsun. Ama CHP 3 verdi, ben 5 veriyorum, sen 8. Öyle bir şey değil bu. Öyle bir şey olamaz. Hani buğdaya kim ne veriyorsa ben 5 fazlasını vereceğim. Öyle bir şey olamaz. Çünkü bu maaşı, bu ücreti kim verecek? İşveren, berber, kasap, market sahibi, işte neyse, yani küçük esnaf, onların verebileceği bir rakam olması lazım. Yoksa hükümet eden de, devletin başındaki insanlar da her zaman, sadece şimdi AK Parti'den bahsetmiyoruz. Yani Demirel de derdi abi 1.000 lira yapın diyebilirdi. Ama veremedikten sonra, istihdamı azalttıktan sonra onun bir anlamı kalmıyor. O nedenle CHP'nin bu hamlesini çok iyi niyetli, çok güzel, maaşı biraz yükseltecek bir hamle ama asla bir yarış bu alanda olamaz. Gelelim, bu biraz güzel haberdi. Şimdi bir de sıkıntılı bir haberimiz var. Eskişehir fakirleşiyor. Evet, çok derli toplu olmuş. Son zamanlarda konuştuğumuz her şeyi 4 maddede topladı Tepebaşı Belediyesi'nden arkadaşımız Bilgi İşlem Müdürü Suat Yalnızoğlu. Bir kulak vereceğiz. Suat çok güzel özetlemiş. Aktarmak istiyorum. Eskişehir fakirleşiyor. Aman dikkat. Bir önlem, bir çare, bir şey bulmalıyız. Buralara dikkat. Bir, bunları sosyal medya hesabından paylaştı işte. Bilgi İşlem Müdürü gibi Bilgi İşlem Müdürü. Eskişehir ekonomisi her yıl küçülüyor. Bir, 2018-2019 Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi. Biliyorsunuz Anadolu Üniversitesi bölündü. Eskişehir Teknik Üniversitesi'ni oluşturduk oradan. İlk önce ESTÜ'de kalan akademik personelin döner sermaye payları kesildi. Değil mi? Yaklaşık 2,5 milyon TL, 2,5 milyon Anadolu'nun kasasında kaldı. Oysa o para her ay kent ekonomisine harcanıyordu. 2,5 milyon Eskişehir Teknik Üniversitesi'ndeki akademisyenlere gitmiyor artık. Varan bir bu. O para da doğal olarak akademisyenlerden şehre gelmiyor. Çok çok ciddi bir para. 2 Varan 2, 2020'de Anadolu Üniversitesi'nde kalan akademik personelin döner sermayesi de kesildi. Yaklaşık 1,5 milyon lira da doğrudan hazineye devredildi. Son 1,5 yılda her ay 4 milyon liralık bir kayıp kent ticaretinden alınmış oldu. Her ay, aman dikkat. Çok önemli eksiklikler bunlar. Biz bu paraları bir daha nereden nasıl bulacağız? Yeni bir kaynak yok. İşte bir yandan pandemi, ekonominin daralması, bir yandan da sürekli Eskişehir'in hanesine eksi. Anadolu Üniversitesi'nde kalan akademik personelin de sonra, bir müddet sonra onun da payları kesiliyor. ESTÜ'dekiler zaten alamıyordu. Şimdi Anadolu Üniversitesi de gitti. Bakalım. Varan 3. Pandemi nedeniyle eğitimin uzaktan online olması da öğrenci başına her ay, hadi ortalama diyelim ki 1400 liradan almış Suat. Tamam, biz de 1400 diyelim. Bunun 2000'i var, 2500'ü var, daha lüks yaşam öğrenci, değil mi? Bu şehirde yaklaşık 70 bin öğrenci düşünüldüğünde 70 bin çarpı, hadi 1400 deyin. Yok. Şu anda yok bu para. Gelmedi. Nerede bu para? İşte İstanbul'da kaldı, Yozgat'ta kaldı, Gümüşhane'de kaldı. Öğrenciler oralarda, getiremedik. Esnafın halini siz düşünün. Son olarak Varan 4 diyelim. ABD'nin savunma sanayi yaptırım kararı, biliyorsunuz öyle bir karar. Eskişehir burada, zaten Türkiye'de Eskişehir bu işin neredeyse adresi veya çok önemli noktalarından birisi, savunma ve havacılık şirketlerini olumsuz yönde etkileyecek. Bu konuda bir önerisi var. Dünya Gazetesi çok güzel havacılık kümelenmesi CEO'larıyla bir haber yaptı. Onu okumanızı öneriyor. Biz de öneriyoruz. Şimdi gördünüz, 4 maddede bile Eskişehir ne hale geldi, ne kadar kaybımız var. Buradan dönecek olanlar ne var? Belki şu yaptırım kararı biraz hafifleyebilir. Bir de pandemi biter, öğrenci gelirse biraz nefes alacak gibi görünüyoruz. Geçelim, şehrimizin göz bebeği olacak. Suat, tekrar teşekkürler bu güzel bilgiler için. Şehrimizin göz bebeği olacak. Millet Bahçesi'ni açtık. Geçen Perşembe günü sabah baktık, kapılar açık. Bayağı da bir kapısı var, 4-5. Her yerden girebiliyorsunuz. AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan gitti, gezdi vatandaşlarla. Güzel kareler yansıdı oralardan. Ne diyor? Şehrimizin göz bebeği olacak. Yeni yaşam alanımız Eskişehir Millet Bahçesi. Şehrimize, milletimize hayırlı olsun. Çok sayıda sosyal donatı alanı ve şu otoparkın kapasitesine de
bir nokta koyalım artık. 459 araçtık. 600 diyen vardı, 700 diyen vardı, 800'leri falan bile duyduk. Hayır, 459 araçlık kapasiteli bir otoparkımız da var. Şehrimize, milletimize hayırlı olsun dedi. İşte zihni çalışkanın ziyaretinden kareler Rahmi arkadaşımı sizlerle buluşturdu. Burada bir iki cümle etmek istiyoruz. Hangi başlıkla? Çıldırmayacağız. Öyle değil mi? Rahmicim, ver o başlığımızı. Bir sonraki haber de aslında bununla biraz ilgili. Karapınar, Kazım Kurt, AK Parti, TOKİ gerilimi ile alakalı ama ben bu araya bunu bir atayım. Çıldırmayacağız. Millet bahçesi yapılmış. Şimdi ne yorumlar görüyoruz? Bizim yayınlarımız oldu, video paylaştık, oradan fotoğraflar paylaştık. İşte bu işsizlik döneminde işsizler orada mı toplansın? Orada yatıp yuvarlanacak mıyız? Kek var mı, çay var mı gibi. Böyle biraz hani bir şey yapıldığı zaman güzel bir hizmetse, hele hele millet bahçesi gibi tartışmasız güzellikte bir hizmetse bunu takdir edeceğiz. Bunu takdir etmemek bizi tartışmaya açar. Yani bizi ya bu adam ne diyor falan gibi uçlara savurur. Savrulmayacağız. Son yıllarda özellikle de sosyal medya ortamı da bizi uçlara savurmaya itiyor. Yani ya ta burada olacaksın ya ta burada. Hayır. Ortada kalacağız. Normal olacağız. Çıldırmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bir güzel öneri getirdiği zaman ya olabilir falan baştan reddetmeyeceğiz. Ya da AK Parti, evet şimdi bir takım sıkıntılar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetiminden memnuniyetsizliklerimiz olabilir. Ama şimdi bir de Kırka'da bir tesis açıldığı zaman da falan demeyeceğiz. Ya da işte bir yerli otomobil girişimi. Bunları da biraz heyecanla, biraz umutla destekleyeceğiz. Çıldırmayacağız. Oysa bizden çıldırmamız isteniyor. Biz çıldırmayacağız. Ve çıldırmayanlar bu ülkeyi biraz daha böyle sakin bir yere götürecek. Daha böyle demokrasi, öyle değil mi? Ama çıldıranlar var. Elini alıp böyle kamplaşanlar, kutuplaşanlar asla buna düşmeyeceğiz. İşte bu da Millet Bahçesi de böyle. CHP'nin, işte Yılmaz Büyükerşen'in maaşları en az maaş 3.350 lira olacak demesi de böyle. Maskeyi çıkarmam isteniyor. Yoğun bir ısrar var yorumlarda. Ama maskeyi çıkaramayız. Şöyle, maskeyi neden çıkaramıyorum biliyor musunuz? Son bir ayım yoğun bakım hastalarının, çevremdeki yoğun bakım hastalarının durumlarını öğrenmekle geçiyor. Cumartesi, pazar, gecenin bir vakti işte kime uğraşıyoruz? Tanıdığımız bir doktora, oradan bir hemşire arkadaşımıza, bazen sosyal medyadan tanıdığımız, bazen de yaptığımız görev gereği tanıdığımız, kimi zaman bir müdür, kimi zaman bir yoğun bakım sorumlusu, bunlara ulaşıyoruz. O zaman da bu maske çıkmıyor, çıkamıyor. Böyle takmak zorunda kalıyoruz. Bir insanın sevdiğinden haber alamaması kadar kötü bir şey yok. Korona bize bunu da burada elbette ki sağlık çalışanlarının da bir suçu kabahati yok. Bu kadar yoğunluk içerisinde orada hastanenin önünden geçmeye korktuğumuz şu günlerde insanlar içeride çalışıyor, mesai yapıyor. Kimi de COVID servisinde düşünün bu hastalarla Allah yardımcıları olsun. Onun için bu maske çıkmayacak. Devam ediyoruz. Son iki haberimiz kaldı. Uzattık mı bugün Rahmi? O 13 dakika. Ya hafta sonu konuşamayınca pazartesi biraz böyle oluyor. Şimdi ey TOKİ. TOKİ'ye bir seslenmek istiyorum buradan. TOKİ Başkanı hangi kameradayız Rahmi? Bu kamerada mıyız? Tamam. Karapınar. İki mahalle daha var. Huzur ya da Erenköy olabilir. O iki mahallenin de bir kısmını kapsayan gecekondu önleme bölgesi ilan edildi. 2012 yılında 9 yıl, 9 yıl, 8 yıl neredeyse insanlar perişan, insanlar perişan. Bu net mi, brüt mü? Vallahi o kadarını bilmiyorum. Ali Ormantepe bunu bir soracağız. Net mi, brüt mü diyorlar. Büyükşehir Belediyesi'ne iletmiş olalım. Bu 3.350 lira maaş. Şimdi TOKİ'ye niye sesleniyoruz? Arada kaldık. Gerçekten nasıl başladı tartışma tekrar? Yıllardır devam eden tartışma. Bir takım gelişmeler var. Onun için sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer beni Karapınar'dan izleyen varsa lütfen TOKİ'den, AK Parti'den, Odunpazarı Belediyesi'nden kim varsa şu işi bir araya gelin bir çözün. Allah rızası için bir çözün artık. Bunu bir nihayete kavuşturun ya. Böyle bir şey olabilir mi?
Biz burada insanların hayatlarıyla oynuyoruz. Hala yetki kimde? Burayı kim dönüştürecek? Müteahhiti kim bulacak? Ne olacak? Burası planı, projeyi kim yapacak? Bu belli değil. Böyle bir şey olamaz. Kabul etmiyoruz. Aynı Eskişehir Spor taraftarının isyan ettiği gibi biz de isyan etmek üzereyiz. Az sonra bu isyandan bahsedeceğim. Şimdi AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan geldi, dedi ki yetki Odunpazarı Belediyesi'nde. Orada bir değişiklik oldu. Biz de bunu aktardık. O yetki Odunpazarı Belediyesi'ndeymiş. Odunpazarı Belediyesi'nin haberi yok dedi ki yetkiden. Kazım Kurt'tan bir cevap geldi. Ne alakası var dedi. Yıllardır mahkeme kararı da var bu yönde dedi. O zaman neyse o belge elindeki çıkarsınlar görelim. Daha sonra bize başka bir kaynak, bir resmi gazete kararı, resmi gazetede yayınlanan bir karar ulaştırıldı. İkinci maddeye dikkat edin dendi. Orada işte bir takım şeyler yazıyor. Bunları yayınladık. Karapınar için yetki belgesi diye manşet yaptık. Ardından tabii ki bu resmi gazeteyi Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'la paylaştık. Kazım Kurt bu dönemlerde biraz sıkıntılı zannediyorum. Öyle sıkıntıları var gibi sanki. Bana öyle geldi. WhatsApp yazışmalarımızdan onu anlıyorum. Amacımız gazetecilik. Niçin durup durup bizi itham altında bırakıyor? Onu anlamıyorum. Yani daha doğrusu beni, bizi derken hani. Şimdi bir kez daha okuyayım bakalım. Ne yazmış? Cevapları bunlar. İkinci maddeyi iyi okumanızı rica ediyorum. Ya ben okusam ne olacak, okumasam ne olacak? Ben aracıyım, ben gazeteciyim. Kamu adına size bir şey soruyorum. Niçin bu üslup, bu dil? Bunu anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Kazım Kurt sevdiğimiz de bir abimiz, başkanımız. Ama halini, tavrını anlamakta zorlanıyorum. Öyle yani bir şeyi soran, sorgulayan bir gazeteci var karşınızda. İktidar kanadı, il başkanı düzeyinde üstelik, dedikodu da değil. Burada gelmiş bu programda demiş ki, yetki belediyede. Belediyede çıkıyor. TOKİ de diyor. Biz de burada fal bakıyoruz. Daha neyin bu gerginliği anlamıyorum. İkinci maddeyi iyi okumanızı rica ediyorum. Eğer gece kondu önleme bölgesi TOKİ tarafından ilan edildiyse yetki TOKİ'de. Belediye tarafından ilan edildiyse yetki belediyede. Bunu size son kez yazıyorum. Hala aynı manşetler atmaya devam ederseniz gazetecilikten başka şeyler yaptığınızı düşünmeye başlayacağım. Saygılarımla. Saygılarımla da o kadar laftan sonra pek şey olmadı ama devam edelim. Şimdi ben de dedim ki başkanım yazışıyoruz WhatsApp'tan yazışıyoruz. 2012'de belediyenin isteği üzerine ilan edilmiş. En azından bizim bilgilendirmemiz bu şekilde. Belediyede TOKİ'de olur vermiş. O zaman diyorlar ki yetki belediyede. Bakın daha ne kadar yolun başındayız. İnsanlar nerelerde ne dönüşümler yaptılar. Biz hala yetki kimde onu bulamıyoruz ya. Şuradan Karapınar'dan bizi izleyen bir adam, bir insan düşünün ya. Çok acı. Şimdi çok uzun şeyler yazdı. Devam edelim. Ben oranın, bunları Kazım Kurt söylüyor bu arada, Odunpazarı Belediye Başkanımız. Ben oranın TOKİ tarafından ilan edildiğine dair belgeyi 10 kez sundum. Üstelik mahkeme de aynı kararı verdi. Isıtıp ısıtıp yazmanız anlamlı olduğu kadar işi çözümsüzlüğe götürüyor. Buradaki anlamı anlayamadım. Ne anlamı? Yani ısıtıp ısıtıp yazmıyoruz ayrıca. Arada bir yazıyoruz. Sorun çözülmediği için. Yani orada birisi gitti, evi yıktı, dönüşüme başladı da biz mi hala kaşıyoruz? Niçin buradan böyle şahsi şeyler çıkıyor anlamıyorum. 3 mahalle halkı 9 yıldan bu yana perişan. Amenna. İşte biz de bunu diyoruz. 3 mahalle halkı 8-9 yıldır perişan. Bunu çözeceğiz. Bunu çözeceğiz. Bugün olmazsa bu hafta bunu çözeceğiz. AKP'lilerin yanlış yöneticilik anlayışı insanları güç durumda bırakıyor. Kazım Kurt söylüyor. Biraz vicdanı olanın vicdanının sızlaması lazım. Hala basitçe inadı devam ettirmenin anlamı yok. Yapsınlar. Yapamıyoruz derlerse yetkiyi bize devretsinler. İşte burası ey TOKİ kısmı. Yahu bu programı Allah rızası için birisi iletsin TOKİ'ye, göndersin, ulaştırsın bir iktidar yetkilisine. Hasan Burgaz kim izliyorsa bizi, Zihni Çalışkan, yani yapsınlar, yapamıyoruz derlerse yetkiyi bize devretsinler. TOKİ diyor ki yetki sende, ya bir kağıda yazın ya. Orayı dönüştürmekte Odunpazarı Belediyesi yetkilidir diye yazın. Kağıdı ben gideyim getireyim Ankara'dan ya. Yürüyerek gideyim geleyim. Bu nedir Allah aşkına ya? Ya yapalım bunu ya. Adam diyor ki yetkisiz de. O da diyor ki yetkisiz. Ya ver o zaman. Ver yapsın.
Baksın başının çaresine. Yani iktidar kanadı da ya Kazım Kurt yapar diye mi korkuyor acaba? Onu mu çekiniyorsunuz? Bilmiyorum. E yapsın o zaman, şimdi yetkisiz de diyorsunuz. Aynı Gündoğdu mahallesinde sanayi çarşısı gibi. Bize oy vermediniz, sizi perişan ederim diyorlar. İnsanlık suçu işliyorlar. Siz de Kazım Kurt'a haksız çıkarır mıyız acaba diyerek aynı yalanları sürekli manşet yapıyorsunuz. Bir gün arayın ve belgeler isteyin. Gazeteci böyle yapmaz mı? O en kolayı da gazeteciye iş öğretmek. İstiyoruz işte, yazıyoruz, çiziyoruz, gündeme getiriyoruz. Ha bir de Kazım Kurt'a haksız çıkarır mıyız? Kazım Kurt haksız çıksa ne olur, çıkmasa ne olur? Onun derdinde değiliz ya. Sizin de söylediğiniz gibi 3 mahalle halkı 9 yıldan beri perişan. Bunu çözeceğiz. Çok mu zor atlayıp TOKİ'ye gitmeniz? Çok mu zor atlayıp zihni çalışkanı aramanız? Bu nedir kardeşim? Zihni çalışkana da sesleniyorum, TOKİ'ye de sesleniyorum. Yani bunları da vatandaş görüyor, izlesin. Bunu gündeme getirmeyen siyasiler, muhalefet partilerine de selamlarımı, saygılarımı yolluyorum buradan. Karapınar meselesi de şimdilik böyle. Ama dediğim gibi Kazım Kurt'u biraz iyi görmedim. Şu cümlelerinden falan, hani eskiden böyle değildi yaklaşımları olaylara. Devam ediyoruz. Bursa maç var, 20 dakika olmuş. Bugün biraz uzattık, kusura bakmayın. Bir isyan oldu, isyan. Öyle değil mi? Tesislere gitti taraftar. Taraftar meşaleler, yönetim oradan cevap verdi meşalelerle. Çocukları çağırdılar futbolculara. Bir konuşma, enfes. Bütün hafta sonu yıkıldı. Tüyler diken diken. Tekrar tekrar izledik Eskişehirspor'u. Bir kez daha ne olduğunu, ne olması gerektiğini gördük. Dediler ki isyan edin kardeşim, isyan. Bursa'ya gidin. 3 puanımız var. 3 puan için gitmeyin. İsyan için gidin. İsyan için Bursa'dayız. Bu akşam saat 19'da maçımız var. Bakalım görelim neler olacak. Bir 3 puan da tabii ki fena olmaz. Bizi biraz daha, bir tık daha yukarı atar. Teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Yarın görüşünceye dek hoşça kalın.